8. Orkide Vadisi yürüyüşü. Bu belli adamızda belli noktalarda olan, yoğun olarak bulunan orkidelerin bir kısmı da bizim bölgemizde, bu Orkide Vadisi denen bölgede bulunmaktadır. Bu yürüyüş hem bu orkidelerin bölgemizde oluşunun farkındalığını yaratmak, hem orkidelere karşı daha duyarlı olmasını sağlamak, hem de bir yürüyüş, bir spor yapmak amacıyla düzenleniyor ve bir farkındalık yaratıyor. Her geçen yıl bu gelişerek, katılım artarak yürüdü. Bugün de düşüncem geçen yıllara oranda daha fazla insanın katılacağıdır. Hava güzel, bölgemizin bir değeri, zenginliği. Bundan dolayı bunları tanıtmak, bu farkındalığı yaratmak gerekiyor. Ben herkese kolay gelsin diyorum. Yürüyüş 2011'de başladı. Bu yıl 2018'deyiz. Yani 8.sini yapıyoruz. Yürüyüş her zaman bize söylemekte yarar vardır. Paydaşlarımız var. Lavi bizim en büyük paydaşımız. Diğer önemli bir paydaşımız da Lefke Belediyesi'dir. Her yıl artan bir sayıda gayet güzel bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. İnsanlarımız da şu anda toplanmaya başladılar. Parkurumuz yaklaşık 7 kilometre civarındadır. La önünden başlıyoruz. Eko köy olan Bağlı köy yakınlarında biraz mola veriyoruz. Yaklaşık 3 kilometre gibi bir zamandır. Daha sonra oradan hareket edip yine orkideleri gözlem yaparak diğer yolun diğer tarafından, ring halinde düşünürsek diğer taraftan iniyoruz. Yaklaşık 7 kilometrelik bir yoldur. Peyzaj manzaralarımız çok güzel, orkide türlerimiz var. En büyük, en önemli orkidemiz, en göze batan, en karakteristik dev orkidelerimizdir. Ama onun dışında da 20'ye yakın çeşit orkideyi bu parkurda yıl içerisinde gözlemlemek mümkündür. Şu anda 5-10 çeşit dikkatle bakıldığı zaman ayırt edilebilir, görülebilir. Güzel bir gün oluyor. Gördüğüm kadarıyla hava güneşli. Zannederim güzel bir etkinlik olacak. Etkinliğimiz bugün yine Lefke Avrupa Üniversitesi önünden başlayacak. Bu yıl etkinliğimizin 8.sini gerçekleştiriyoruz. Her yıl bu etkinliğimize katılım gittik sonra artıyor. Her yıl bir o kadar daha ilgi oluyor ve bunlardan da mutluluk duyuyoruz. Bizim etkinliğimizi düzenlememizdeki esas amaç farkındalık yaratmak ki bunu da başarıyoruz. Görüyoruz ki eskiden bu orkidelere karşı olan orkide koparma işleri artık yavaş yavaş orkideleri sevme yönüne gitmişti ve orkidelerimiz korunmaya devam ediyor. Katılımın giderek artmasından dolayı biz mutluluk duyuyoruz. 7 yıl önce başladığımız ve bu sene 8.sini gerçekleştireceğimiz orkide gözlem yürüyüşümüz saat 10'da start alacaktır. Bu etkinliğimizi düzenlemekte bize katkıları olan Lefke Avrupa Üniversitesi rektörümüz şahsında Lefke Avrupa Üniversitesi'ne, LAİTÜV'ye, ayrıca Lefke Belediye Başkanı'na, bunun yanında bizlere diğer katkılarda bulunan suları ikramda bulunan Pınar Şah Hanım'a huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Lefke yöresinin güzelliklerini bugün bir kez daha keşfetmek için katıldığınız için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Adamız gerçekten cennet parçası. Evet. Cennetin bir parçası ama bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Öncelikle eğitim diyoruz her şeyin başında gelen. Ancak her ne kadar da zaman zaman istenmeyen olaylar da olmuş olsa unutmamamız gereken çok önemli bir husus vardır. Gidecek başka yerimiz yok bizim.
Bu adanın çocuğuyuz hepimiz de. Doğumumuz burada olduğu gibi ölümümüz de burada olacak. Onun için çevremize gerekli duyarlılığı gösterip birileri temizleyecek diye birilerinin bu noktaları kirletme hakkı olmadığını her zaman unutmadan hareket etmeliyiz diyorum. Evet, bugün 8.'si düzenleniyor Orkide Yürüyüşü'nün. Gerçekten tam da adamızın yeşil örtüsünü giydiği dönem. Gerçekten bu dönemde adanın her noktasında büyük güzellikler olduğuna inanan bir kişiyim ben. Ve özellikle şunu belirterek sözlerimi noktalamak isterim. Bu organizeye katkı koyan dernek başkanı ve yetkililerine ve siz sayın katılımcılara çok teşekkür ederim. İyi bir gün geçirmek dileğiyle tekrardan hoş geldiniz derim. Sağ olun efendim. Adamızda orkidelerin belli yoğunluklarla bulunduğu noktalardan biri. Öncelikle bu vadiyi, bu yürüyüşü, bu sosyal etkinliği düzenleyen, keşfeden ve düzenleyen, organize eden Denizli Gemi Konağı Kalkınma Derneği'ne teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü bu bölgemizin bir değeri ve bu değerin ortaya çıkması ve her geçen yılda bu etkinliğin düzenlenmesi bölgemize olan farkındalığı katkı koymaktadır. Gerek orkidelerin yapılaşma ve sorumsuzca bir takım hareketler sonucunda ciddi tehdit altında olduğunu da vurgulamak, ona da dikkat çekmek gerekiyor. Sayın Temkom'un belirttiği gibi. Gün güzel. Herkese iyi yürüyüşler diliyorum.
İzmir'den geldik. Çok güzel bir gün. Orkideleri çok merak ediyorduk. Gerçekten çok muhteşemler. Herkese tavsiye ediyoruz. Değdi gerçekten. 600 kilometre yol yaptık geldik. Hakikaten değdi. Güzel bir gün. Orkideler de çok güzel. Lefkeli olmanın ayrıcalığını yazıyoruz aslında bugün. Gerçek anlamda doğal güzelliğiyle, insan sevgisiyle bulunduğumuz Lefke ortamında bu orkide yürüyüşünü organize eden ekibe, tüm destek olan halka teşekkür ediyoruz. Geleneksel gelen orkide yürüyüşünü Deniz Gemi Konağı Kalkındırma Derneği yapar. Gerçekten artık orkide yürüyüşü olarak bir marka aldılar. Bugün çok güzel bir katılım var. Organizasyon çok güzel. Vaktinde tam onda başladı ve belirlenen süre içerisinde güzel bir şekilde devam eder.